Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kokoreçle karşınıza geliyorum. Ocağımın altını yakacağım. Evet, bir yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım kokoreçimize. Yağ var. Yağımız kızarken kokoreçimizi doğradık. Yeşil biberimizi doğradık, ince kıydık. Domatesimizi ince kıydık. 2 yemek kaşığı pulver kullanacağım. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kekik kullanacağım. Şu an yağım ısındı ve ben kokoreçimi eklemeye çalışıyorum. Evet. Bunda 1 yemek kaşığı sıvı yağ kullanmamın sebebi nar gibi kızarması oluyor. Çünkü zaten yağı var. Bunun kızarmasını yapıyor. Kapağını kapattım. Ara ara böyle karıştıracağız. Şöyle yağ güzelce eriyor. Eriyene kadar yağ karıştıracağız. Şimdi yeşil biberini ince kıydım. Yeşil biberimi ekliyorum. Biberinin çok güzel kızarması gerekiyor. Kokoreçlerin böyle çok güzel bir renk tonu alıyor kızarınca. Harika bir renk tonu oldu şu an. Ben domateslerimi ekleyeceğim şimdi. Bir iki taşım kaynatıp kapağını kapatacağım. Tuzunu ekliyorum. Ardından pul biberimi ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı. Hafif kızardıktan sonra yarım yemek kaşığı daha ekliyorum. O zaman tam 2 yemek kaşığı pul biber oluyor. Kızarmaya bırakıyorum şu an. Domatesi çok güzel kızardı. Şu an kekiğini ekliyorum. 1 yemek kaşığı kekik ekliyorum. Son rutuşlar 2-3 dakika kadar kaynayacak ve sunum yapacağız. Evet, harika oldu. Şimdi ekmeği alıp şöyle biz bandırıyoruz. Şöyle güzel geliyor. YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeni, yorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.